Her gün yeni bir gün. Hayvanlara eziyet edenler utansınlar. Sabah sabah kalkıp onlara hizmet edeceksin ki onlarla bir arada yaşayasın. Sokak hayvanları deyip de hayvanları uyutmak demek ne demek biliyor musun? Öldürmek demek. Bunu öldürenler var ya, Cenab-ı Allah'ın ondan sonra yarattığına ne yapmış oluyorsun? İhanet etmiş oluyorsun. Onun verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Hadi bakayım Ali, ne güzel bak. Salatalık kabuğunu soydum. İçini ben yedim, kabuğunu Ali yiyor. Demek ki o da ona ihtiyacı var. Yaşayabilmesi için mutlaka bir yiyeceğe ihtiyacı var. İnsanlar açlıktan ölüyor, hayvanlar ondan sonra insanlar tarafından dışlanıyor. Allah razı olur mu? Tabi afatları da verir, depremi de verir, açlık da verir, kıtlık da verir. Ya. Oğlum fındık. Gel. Gel bakayım gel. Mama koydum gel. Gel mama verdim gel. Gel mama verdim gel. Dikkat İşte afatlar geliyor hayvanlara. Şimdi efendim çok soru geliyor. Eziyet edenler. Bir önceki belediye başkanının bu afetlerle ilgili bütün savaş için de böyle eleştiriler gelmişti. AK Partili pek çok belediye başkanı da bu nedenle adaylaştırılmadı. Sizi sahada görüyoruz. Evet, öyle olmam gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu hem evvelinden ders aldığım için hem de gerçekten de öyle düşündüğüm için. Bakın İsmail Bey, insanlar kriz anlarında, doğal afetlerde, savaşlarda liderlerini yanlarında görmek ister. Bir ilçenin de seçtiği belediye başkanı bu işlerin öncüsüdür. O teskin edici bir unsurdur. Belediye başkanı bu tarz krizlerde çıkıp dolaştığında bu işe biz hakimiz, bu krizi yönetiyoruz. Bu duyguyu verdiğinde doğal olarak panik azalır. Biz de bunu yapıyoruz. Yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim az buyurun, önce. Lütfen. İstanbul ve Ankara belediyelerimize teşekkür ettim. Ama tüm belediyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle işte yanımızda Vahap Başkan'ın Mersin'i, Zeydan Başkan Adana'sı, İzmir ve çok güçlü ilçe belediyelerimiz var. Tamamı işte. Hepsi yanımızdaydı. Ben tabii az önce söylerken programda konuşma sürelerimizin de kısıtlı olması nedeniyle çok ayrıntılı teker teker söylemiyorum. Yoksa ilk İstanbul'da o beklenen deprem geldiği zaman, ekonominin çarkları bir durduğu zaman çok büyük bir ekonomik sıkıntı, sadece can kaybı da değil bak, Türkiye'nin bekası söz konusu diyordu. O kadar doğru bir noktaya temas ediyordu. Ben öyle düşünüyorum. Bakın İstanbul depremi yaşandığında Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta yaşadık. Tabii en büyük yıkımı Hatay aldı ama Türkiye'yi besleyecek bir İstanbul vardı. Bu durumu İstanbul yaşayınca İstanbul'u kim besleyecek? Hem Barış Terkoğlu'yla da biraz sohbet edelim. Hı-hı. Hem de size sormak istediğim soruları. Bir de vatandaşlar çok soru geliyor. Bakamıyor. Bir de olacak. Bu çok konuşulan, dünden itibaren gündem olan yıl sınırı. Gerçekten de bir generalin makam aracı kullanıldı mı? Hadi bakalım. Yürü. Doydunsa yürü bakayım. Neler söylediler? Aferin benim oğluma. Ne söylesen anlıyor hayvan. Hayvan deyip de geçmeyelim. Fındık da geldi, fındık da geldi. Hadi sen de git mamanı ye, hadi oğlum. Hadi sen de git mamanı ye, orada mamanı ye. Hadi. Hadi. Hadi orada git mamanı ye, mamanı. Hadi bakayım, Ali ye, sen de ye. Hadi git mamanı ye, hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum, mama ye. Ha, öyle, ha. Aferin benim oğluma, mama yiyecek, değil mi? Ha, sabah sabah bunlara hizmet etmek, Allah'a hizmet etmek. Yaşam bir nefes. O nefes gitti mi hepsi biter gider. Para gelir gider de insanlık bitmez. İnsanlık bittiği an her şey bitmiş olur. Merhamet, acıma olacak. İnsanlar birbirlerine saygı gösterecekler. Saygısız, sevgisiz olur mu? Sevgi olur mu? Saygı olacak ki sevgi de beraber kardeş olur. Değil mi? Hadi bakayım. Hadi ye bakayım ye. Hadi bakayım hopilit 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 hopili hopili hopala hopili hopili hopala. Hadi bakalım, herkes yuvasını biliyor bak.
evini biliyor, insanlar evini bilmiyor. Evini kaybetti mi bir insan daha yolunu bulamıyor. Hayvan bak geziyor, yürüyor, tekrar dönüp geliyor. Hemen. Neredesin? Fındık. Hadi bakayım. Hadi şöyle bir uçuver. Hadi öyle bir uçuver. Hadi şöyle bir uçuver bakayım. Babaya bir zevk ver, zevk. Ha. Ha, işte böyle ne güzel değil mi? Spor yapıyor çocuğum, spor. Ha. Spor yapıyor, spor. Doktor Kuşan Otel'de ne bu la? Bir yaşama adım attı. Hadi bakayım Ali. Sen de karpuzunu yiyorsun. Ha vallahi karpuz da sana ne güzel yakışıyor yemek la. He? He? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. İnsanlara yemek verirsin, teşekkür etmesini bilmez ama hayvanlar bak ne güzel kendi kendine. Bak ne güzel ağzına bak hele diline bak. Şunun ağzını dilini Allah ne güzel yaratmış. Ha, işte öyle. Ali mama iyi, Ali mama iyi. Değil mi?